Tech for Good'a hoş geldiniz. Bugün MAP360 kurucu ortağı ve CEO'su Özgün İnceoğlu ile birlikteyiz ve sürdürülebilirlik platformları, sürdürülebilirlik ve veri üzerine konuşacağımız güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Özgüncüm hoş geldin. Hoş bulduk Dicle. Nasılsın? Çok iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Seni gördüm, daha iyi oldum. Her zamanki enerjinle geldin. Sen de aynı şekilde. Çok teşekkürler. Şimdi böyle hep geniş bir sorudan başlıyoruz. Yine öyle başlayacağım. Kendi ağzından Özgün İnceoğlu kimdir? Biraz tanıtır mısın? Kariyer yolculuğuna dahil olmak üzere. Tabii ki. Nereden başlasam diye şöyle düşünüyorum. Tabii aslında biz de benzer soruları mesela kendi etrafımıza sorduğumuz zaman özellikle işin, kariyerin dışında sen kimsin, ne olarak varsın diye bu soruyu sormaya çalışıyoruz. Çok zor bir soru aslında, o yüzden öyle anlatması da. Şöyle baktığım zaman aslında her zaman böyle neşeyi, yaratıcılığı, astronomiyi, veriyi, astrolojiyi değil, astronomi, veriyi çok seven, oldukça meraklı bir birisi olmuşumdur. Özellikle hani İstanbul, yurt dışı, farklı yerlerde, yani akademik geçmişlerde de aslında her zaman datayı, veriyi kovaladım. Hep bunun da anlamı şöyle yorumluyorum kendimden baktığım zaman. Bu datayı nasıl anlamlandırıp bir sonuca dönüştürebiliriz? Hep bunu merak etmişim. Öyle ki hatta böyle bir sanıyorum lisenin ilk yıllarında servis aracının beni saat kaçta aldığını böyle birkaç ay boyunca not edip okula kaçta bırakıldığımı da not ederek aradaki hani bir dakika geç alınca ne kadar geç bırakılıyoruz gibi çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Bunu bir kere bana anlatmıştın. Hala aklımda. Yani dolayısıyla oralardan başlayan böyle bunun sonuçları ne olur gözlemi, aslında astronomi dedik, o da biraz öyle hani gözlem noktasında ilgimi çekiyor diyebilirim. O yüzden daha önce yenilenebilir enerji sektöründe farklı pozisyonlarda görevler yaptım, özellikle yatırım tarafında. Orada da baktığımız zaman ne oluyor, aslında bir sahada alınan bir datanın, ölçümün bir yenilenebilir enerji projesine biz RES'e, GES'e nasıl dönüşebilmesi, modellenmesi. Bir noktadan alınan datanın yine bütün bir araziye en uygun işte türbin tipleriyle uygun olarak nasıl bunun çalıştırılabileceği, finansal tarafıyla işte mühendislik tarafıyla bu gibi alanlarda aslında görevler yapıyordum. Daha sonra sürdürülebilirlik tarafına olan ilgim zaten üniversite dönemlerinden beri vardı. Londra'da bu konuda bir yüksek lisans geçmişim bulunuyordu. Özellikle o da çok ciddi perspektifimi açmasına sebep oldu. Yüksek lisans programım ve ondan sonra da sürdürülebilirlik tarafına, hani yenilenebilir enerji ve mühendisliği çok sevsem de sürdürülebilirlik tarafına aslında geçmeyi her zaman kalbimde istiyordum. Dünya için, toplum için daha da faydalı bir iş içerisinde nasıl olabilirim? Hani kurumları nasıl yönlendirebiliriz noktasında hep arayışı içerisindeyim. O noktada aslında şimdi de yaklaşık yani uzun yıllardır, şimdi 6-7 seneye ulaştı. S360, MAP360 üzerinden giden böyle bir hikaye var. O şekilde de devam ediyor diyebilirim. Harika. Biz S360 sürecinde tanıştık seninle. Evet. Zaten Türkiye'de çok çok önemli işler yapan, çığır açan, alanı açan ve genişleten bir şirketin mensubuydun. Sonra da MAP360'ta kurucu ortak ve CEO olarak görev aldın. Evet. O geçiş süreci ile ilgili şimdi biraz konuşmak istiyorum. Yani S360 çok önemli bir boşluğu dolduruyordu. MAP360 bana göre daha da önemli bir boşluğu dolduruyor şu anda. Ve entegre vaziyette çalışıyorsunuz aslında. Biraz evet. MAP360'ın öyküsünden bahsedebilir misin? Tabii. Neden ihtiyaç vardı? O ihtiyaç şu anda pazarda yeteri kadar görüldü mü? Ne durumda? Şöyle, aslında S360 bildiğin gibi yani kurumsal dönüşümü, sürdürülebilirlik yolculuğunu aslında kurumsal şirketlerle Türkiye'nin çok öncü markalarıyla birlikte çalışan bir kurum ve biz de aslında içerisinde önemli gözlemlerimiz oluyordu. Çünkü sürekli olarak bir strateji, bir hedef ortaya konuyordu. Bu çoğunlukla da datayla, sürdürülebilirlik metrikleriyle takip edilebilecek bir konu. Ancak veri genellikle çok geleneksel dediğimiz işte Excel, Word, PowerPoint, yüzlerce e-mail belki süreçleriyle takip ediliyor. Bu sadece Türkiye'de değil bu arada, hani dünyada da bu şekildeydi. Artık hani sürdürülebilirlik datasının da bir değer olarak doğru kaydedilmesi, buradan bir anlam üretilmesi, geçmişe yönelik bir analiz yapılmak istendiğinde, bir analizin kapsamı genişletmek istendiğinde bunun hani çok hızlı bir şekilde yapılabilmesi ihtiyacı vardı. Artı dediğim gibi
veri miktarı da giderek artıyor. Kurumların kendileriyle ilgili takip etmek istedikleri, bunu dışarıya açmak istedikleri, raporlama yapmak istedikleri veri miktarı artıyor ve giderek artan bir data sürecini de böyle geleneksel yöntemlerle ölçtüğümüz zaman ciddi bir verimsizlik olduğunu saptıyorduk. İşte bütün bu tespitler doğrultusunda artık bu süreçlerin daha modern veri bilimi teknolojilerini kullanarak işte bir bulut platformu üzerinden yönetilmesinin çok çok daha faydalı olacağını öngörüyorduk. Bu doğrultuda da aslında S360 içerisinden doğan bir aslında kurum içi yazılım şirketi olarak MAP360'ın o şekilde doğumuna tanıklık ettik diyebilirim. Ve hani amacımız da aslında MAP360'ta bugün kurumların kendileri hakkında da normal süreçlerde, yavaş olan süreçlerde, geleneksel süreçlerde sahip olamayacakları içgörüleri elde etmelerini, bunu da işte dediğim gibi modern veri bilimi teknolojilerinin de gücüyle beraber yapabilmelerini sağlamak. İlk videomuzda Sayın Burak Koyuncu'yu ağırlamıştık. Burak Bey de dijitalleşme sürecinden bahsetmişti ve bu süreci 3 farklı ayrımla vurgulamıştı. Her şeyden önce bir digitization, digitalization ve digital transformation olarak 3 aşamalı bir süreç gibi düşünmeliyiz demişti. Evet. Şimdi ben baktığımda bu tamamen benim kişisel gözlemim, işte UNDP vasıtasıyla yaptığımız işlerdeki gözlemim, sahadaki gözlemim, kurumsal da büyük şirketler dahil olmak üzere yoğunlukla Excel tablolarıyla karşılaştığımız aslında. Ve hani biz daha işi, ki Excel tablosu aslında işin iyi bir tarafı bile olabilir. Çünkü bazen sürdürülebilirlik verisinin olmadığını, toplanmadığını ve hangi verinin kullanılması gerektiğini dahi bilinmediğini görüyoruz. Eğer biliyorsa hangi datayı toplaması gerektiğini şirkette, bunu daha iptidai yöntemlerle tutmuş olduğuna sıklıkla tanık oluyorum. Mutlaka bunun farklı örnekleri vardır. Ama işte karşıma bir Excel geldiğinde insan hatasına açık, akışkan olmayan, standart olmayan bir veriyle karşı karşıya kalıyorum. Ve bundan rapor üretmek, anlam sonuç üretmek çok büyük bir problem. Senin sahadaki gözlemin nedir? Türkiye'de şirketler şu anda ne aşamada? Çünkü hep bahsediyoruz, yani çok önemli bir tehdit diyeceğim artık. Eğer o trenle alakalı gecikirsek vergisel yaptırımlara uğrayacağımız, pazarımızı kaybedeceğimiz Avrupa Birliği kanunları, yeşil mutabakat, CSRD gibi düzenlemeler söz konusu. Şirketler burada ne aşamadalar, dönüşüm hızı nasıl, ne yapmamız gerekiyor daha hızlı dönüşebilmek için biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Çok doğru dediğin gibi Dicle, özellikle bugün Türkiye'de de, küreselde de geleneksel yöntemleri kullanarak sürdürülebilirlik performansını ölçen şirketlerin sayısı oldukça fazla. Ama bunun bir dönüşüm süreci içerisinde olduğunu da gözlemleyebiliyoruz çok net bir şekilde. Çok büyük handikapları var geleneksel süreçlerin. Ne gibi? İşte Word, PowerPoint, Excel, bazen dediğim gibi e-maillerle olan bu süreçlerin sonucunda bir yine PDF dokümanı ortaya çıkıyor. Ve PDF dokümanı da daha sonra okuyucusuna, tüketicisine gittiği zaman aslında atıl kalmış olabiliyor. Çünkü şirketin belki 6 ay, 8 ay önceki durumuna bakmak mümkün olabiliyor. Bir de tabii ki en büyük problemlerden biri hatalar yapılmış olabiliyor. Yani aslında yaşayan dinamik bir süreç olmamış oluyor. İşte bunu değiştirmek, bunu dönüştürmeye çok ihtiyaç var. Canlı olarak sürdürülebilirlik performansının gösterilmesine bir ihtiyaç var. İşte dinamik yönetmek için de süreçleri aslında bu geleneksel yöntemlerden çıkarak daha dijital süreçlere, onların canlı dashboardlar ile takibine doğru ilerliyoruz. Bu doğrultuda aslında bir, nasıl diyeyim, bir gelişmeler olduğunu da gözlemleyebiliyoruz. Bunun da pek çok sebebi var aslında. Özellikle işte CSRD tarafına bakacak olursak, o tarafı biraz konuşalım. Avrupa Birliği Parlamentosu'nun ortaya koymuş olduğu CSRD, yani Corporate Sustainability Reporting Directive ve ona bağlı olarak ortaya çıkacak olan Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları seti, yani yeni olarak gündemimize geldi. Bunun anlamı şu, 2024 yılı itibariyle aslında Avrupa Birliği'nde sürdürülebilirlik performansını, yani çevre sosyal yönetişim performansını datası doğrulatılmış bir şekilde raporlamakla mecbur olan şirket sayısı yaklaşık 10 bin civarındayken bugün bu 50 bin seviyesine çıkacak. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir artış bekleniyor. Burada şöyle bir nüans daha var. Bugüne kadar hep böyle belki borsada işlem gören halka açık şirketlerin bu performansı yapması, sürekli olarak paydaşlarıyla paylaşmasını bekliyorduk. Önümüzdeki dönemde böyle bir kriter yok aslında Avrupa Birliği içerisinde.
şirket büyüklüğünüz belli bir seviyenin üstündeyse, örneğin 250 çalışan ve üstü gibiyseniz, belli standartlarla, belli aralıklarla bu raporlamayı yapmakla zorunlu hale geleceksiniz. Öte yandan tabii ki bu ekosistemler kapalı değil. Türkiye'ye olan etkileri nedir diyelim, yani çevre ülkelere. Tabii ki onlar da bu durumdan etkilenmiş oluyorlar. Ne gibi? Mesela Avrupa Birliği içerisinde eğer sizin de bir yerleşkeniz varsa, buradan bir belli bir ciro yaratıyorsanız, belli bir sayı, çalışan sayısı üzerinde operasyonları yürütüyorsanız, o zaman siz de hani Türkiye'de olsanız bile ama orada yerleşkeniz olduğu için bu raporlamaya tabi olacaksınız. İlerleyen yıllarda 2027-28 gibi. Böyle olunca da tabii ki kurumların artık sürdürülebilirlik performansını doğru olarak takip edebilmesi, operasyonlarının tamamından doğru bir veri akışıyla takip edebilmesi çok daha önemli bir konu haline geliyor. Bunu da yapabilmenin belki de en önemli, hani en kolay yöntemlerinden biri, mümkün olduğunca operasyonları dijitalleştirerek ve bunları böyle sadece bir uyumluluk, rapor çıkartmak için değil de varoluşlarının, operasyonlarının doğal bir sonucu olarak kurgulamalarında ciddi bir fayda var, önem var diyebilirim. Aslında artık finansallar gibi sürekli takip edilen, her gün takip edilen veriler olması gerekliliğinden bahsediyoruz ki finansal raporlama gibi bahsettiğin gibi artık zorunlu hale de gelmiş durumda. Evet. Kamuya açık olsun olmasın, halka açık olsun olmasın şirket. Bir önemli soru var burada akla gelen. Avrupa Birliği'nin geçirmiş olduğu ve geçirmekte olduğu yasalar bütün tedarik zinciri üyelerini de kapsıyor bildiğim kadarıyla ve esas challenge da orada ortaya çıkıyor gibi bir düşünce var benim zihnimde. Katılır mısın? Bunu yönetmek nasıl mümkün olabilir? Yani kesinlikle katılıyorum. Burada şöyle bir bakış açısı da zaten aslında işin en büyük motivasyonlarından biri. Etki ölçümü dediğimiz konunun, belki etkinin sınırlarının nerede tamamlandığı ve nasıl ölçüleceğinin tanımıyla alakalı. Özellikle double materiality dediğimiz bir yaklaşım ile bu da öne konuyor. Ne demek bu? Biz şirketimiz için performansımızı ölçerken bir yandan sosyal, yani toplum ve çevre üzerindeki etkimizi de ölçmemiz ve buradaki öncelikleri de stratejimize entegre etmemiz yaklaşımıyla buradaki irade ortaya konuyor. Bunu da yapmanın yöntemi de yine şirket sınırları içerisinde kalarak bu performansı ölçümlemek hani olmuyor. Bunun şirket sınırlarının ötesine çıkarak tedarik ağlarındaki etkinin ölçümüyle birlikte yapılması mümkün. Bunu hem karbon emisyon tarafında da konuşabiliriz. İşte bir ham madde bizim tesisimize gelene kadar nasıl bir süreçten geçiyor ve bizden çıktıktan sonra, ürün olduktan sonra son tüketicide nasıl bir süreci yaşıyor? İşte etkinin gerçek anlamda ölçülmesi için bu şekilde kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesine kesinlikle fayda var. Bu arada bizim de MAP 366'ında yeni aslında böyle adımlarını attığımız ve bu ay içerisinde de canlıya alacağımız bir platform var. MAP 360 Insights isminde. Orada yayınlayacağımız çok önemli bir rapor var. Türkiye İş Dünyası'nın Sürdürülebilirlik Olgunluğu raporu diye. Oradan da bazı satır başlarını paylaşmak isterim. Oo, harika. İlk defa Tech for Good'da. Aynen. Bir teaser gibi olsun belki. Süper. Aslında ama burada biz özellikle Türkiye İş Dünyası, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST 100 içerisinden yaklaşık 130 şirketin performansını, halka açık performansını inceledik. Bu ne demek? Çevre, sosyal yönetişim ve alt başlıklarında, yaklaşık 20 alt başlıkta nasıl bir olgunluk seviyesinde olduğunu kurumların bir skenini çektik aslında. Burada da tabii ki çok değişik bir sonuca vardık. Özellikle farklı olgunluk seviyelerine göre 5 temel, hani en iyiden en kötüye doğru olgunluk seviyelerinde şu anda Türkiye'deki bu öncü şirketlerin diyelim %42'sinin henüz minimal ve başlangıç seviyesinde olduğu, %31'in orta seviyede, kalan %25-26 gibinin iyi seviyede olduğunu tespit ettik. Bu tabii ki bizim uzun yıllardır uygulamış olduğumuz bir metodolojinin çıktısı. Ama burada yine az önce konuştuğumuz konuya bağlı olacağım. En önemli konulardan birisi aslında tedarik zincirinin kendi operasyonlarımızın dışındaki etkinin nasıl olduğunu tam olarak ölçemiyor olmamız. Oradan aslında çok puan kaybettiğini söyleyebilirim kurumsal şirketlerimizin ve bu da aslında en önemli geliştirme noktalarından biri olarak yana çıkıyor. Bu tekrar vurgulamak anlamında söylüyorum. Hı. Bahsettiğin veri sürdürülebilirlik endeksindeki şirketlere ait. Yani sürdürülebilirlik endeksine girmiş olan şirketlerde dahi durumumuz bu. Öyle ve bir örneklerimi biraz daha genişleterek BIST 100 olarak da bir örneği aldık. Evet, endeks ve ötesi gibi birazcık, yaklaşık 130-140 şirketi aslında kapsıyor çalışma. Enteresan şekilde bu arada bu çevre sosyal yönetişim konu başlıklarında 10 üzerinden 3.99, yani 4 diyelim, alıyor çevre alanında kurumlar ve bu da en düşük bu arada puan.
Sosyal tarafta 4.33 ve yönetim tarafında 5 gibi bir ortalama puan var. Tabii ki burada 8-9'lara ulaşanlar var, daha da aşağıda kalanlar var. Bu nasıl bir tablo bize ortaya koyuyor diye bunu da tabii yorumlamak lazım. Yönetim tarafı belki daha uzun yıllardır bir takım pratiklerin, işte standartların etik tarafında olsun ortaya konmuş veya politikalar tarafında ortaya konmuş olmasından dolayı biraz daha belki kolay taraf, ama çevre tarafı özellikle işte atık, su, emisyonlar tarafında ve bunun istenen detayda kırılımlarla ortaya konması ve yine aynı konuya geleceğiz. Etkinin aslında esaslı olarak sınırlar ötesinde de ölçebilmesindeki eksiklikten kaynaklı en düşük puanı aldığını söyleyebiliriz. Bu da tabii ki akıllara yine Green Deal konusunu da getirmiyor değil. Orada da bir karbon vergilendirmesi noktasında özellikle COBİ tarafında düşünecek olursak muhtemelen önümüzdeki birkaç yılda çok ciddi bazı çalışmaları hayata geçirmemiz gerektiğiyle ilgili önden bir alarm veriyor mevcut durumumuz da diyebiliriz. Bu benim açımdan çok şaşırtıcı bir veri oldu. Çünkü çevreyle alakalı gündemimiz çok uzun yıllardır zaten aktif hayatta. Yani bu kadar değilse de yıllardır konuşulagelen bazı yasaların getirdiği zorunluluklar dolayısıyla işte uymak zorunda olduğumuz bir çerçeve. Ama ben sosyal ve iletişimsel tarafta daha geride skorlar bekliyordum açıkçası. Çünkü sürdürülebilirliğin daha itilmiş taraflarıdır onlar. Bu beni şaşırttı o anlamda. Fakat bir taraftan da en hard metriklerin olduğu, en ölçüm vasıtasıyla bizim elde ettiğimiz metriklerin olduğu taraf çevre. O yüzden orada herhangi bir şeyi daha böyle bir washing yapmak falan çok mümkün olmuyor. Evet. Belki sosyal ve yönetişimsel tarafta yani maalesef bu aklıma gelmiyor değil. Sosyal ve yönetişimsel tarafta biraz daha algısal metrikler üzerinden ilerlendiğini de görebiliyoruz ama çevrede böyle bir şey yok ve sert metriklerle ilerliyorsunuz, sert sonuçlarla karşılaşıyorsunuz Aynen öyle. Bir de dediğimiz gibi hep etki ölçümü dediğimiz noktada çevre tarafında da özellikle kurum sınırları içerisinde yapmak biraz daha pratiklerimize aslında dedi şu anda daha kolaylıkla yapabiliyoruz. Ama hani az önce dediğimiz gibi ürünün bütün yaşam döngüsü, hizmetin, sürecin bütün döngüsü, tedarik ağını da kapsayacak şekilde ölçümü noktasında büyük açıklıklar var. Ama tabii ki şunu da söylemek lazım, daha zor sınav olan da çevre tarafı. Daha böyle hani gerçekçi, factual, dataya daha kolay aslında, o an kolay analiz edebileceğimiz ama zor olan sınav kısmı çevre tarafı. O yüzden de yorumda aslında senin yaptığın yorumda çok doğru. Bir şey sormak istiyorum burada. Çevresel metrikler açısından şimdi sert bazı önlemlerle uymak zorunda olduğumuz yasalarla karşı karşıya olduğumuz için orada hızlı bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda da şirketlerin performans ölçümü, neredeydim, nereye geldim, hedefim nedir konusunda net bir çizgilerin olması gerekiyor. Ve bunun da yine sağlam bir veri toplamış olmaktan geçtiğini biliyoruz. Burada o veri ne işimize yarıyor? Yani gelecekle ilgili, performansla ilgili, öngörüyle alakalı bana ne sağlayacak sistematik veri toplamak? Biraz onu açabilir miyiz? Tabii ki. Şöyle yorumlayabiliriz aslında. Bu kadar datayı bir süreç için toplayıp bir sonuca dönüştürüp oradan bir sunum yapman çok ciddi bir avantajı yok. Çünkü 2030-2050 gibi hedefler ortaya konduğu noktada özellikle çevre, sosyal ve yönetişim alanlarında gelişimi takip etmek de çok önemli ve kaybolmamak için de aslında doğru bir veri depolama sisteminin kurum geneline entegre edilmiş olması çok çok kritik konumda. Veri miktarı artıyor dedik. Veri miktarı artarken veri çok değerli bir konumda ama veriyi değerli kılan şey de aslında miktarının fazla olması değil, onun doğru depolanarak oradan bir anlam, bir yorum çıkartılabilmesi. Dolayısıyla da biz sürülebilir tarafındaki datayı da MAP 360 içerisinde çok doğru bir şekilde depoluyoruz ve buradan işte artık geçmiş performansın da ötesinde gelecek performans öngörüsü sunabiliyoruz kurumlara. Bu ne demek? Yani 2030 hedefimiz var, 2040-2050 gibi böyle ara hedeflerimiz var. Buralara giderken hangi alanlarda performansımızı geliştirmeliyiz? Hangi alanlarda aslında hedefimizi yakalamanın uzağındayız? Belki hangi operasyonlarımız, dev bir holdingi hayal edelim. Farklı sektörler var altında, onların farklı üretim tesisleri var. Nereler belki bizi hedefimizden daha uzakta tutuyor hedefimizi yakalamaktan? Bunların şimdiden öngörüsünü yapabilmek, adeta hani bir erkenden uyarıyla riskleri erken saptamamızı sağlıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Dediğimiz gibi veriyi doğru anlamlandırdığımız, depoladığımızda anlamlandırabiliyoruz. Oradan da artık modern veri bilimi teknolojilerini kullanarak da öngörüler elde edebiliyoruz. Veriyi görselleştirmek tabii ki bir yandan da çok çok değerli. Yani veri gördüğümüz zaman şöyle şıkır şıkır dashboardlarla hani çok daha aslında fazla anlam ifade ediyor. Nerenin eksik, nerenin fazla olduğunu. O az önce başta konuştuğumuz
Excel deryasından ziyade hani okey bir trend var veya yok. Burada hani öngörüm var. Öngörüde hedefimi yakalayacak mıyım, yakalayamayacak mıyım gibi. Böyle çok daha değerli aslında içgörülere bunu dönüştürmek. Hem mümkün hem de artık gerekli bir hale de gelmiş konumda. Harika. Biraz daha işin düşünsel, zihniyetsel kısmına geçeceğim şimdi izninle. Öyle geliyor ki biz silolaştırma, bir şeyleri analitik düşünme uğrunda parçalara bölme ve onları sanki bütünden ayrı parçalarmış gibi değerlendirme konusunda bayağı uzmanlaşmışız. Hiç iyi yapmamışız. Ve bunu bütün hayatımızın alanlarında da görebiliyoruz. Tabii. Burada da aynı şey söz konusu. Kümülatif bir etkiden bahsetmemişiz bugüne kadar. Benim şirketimin etkisine tamam ama işte senin tedarikçinin etkisi senin etkini doğrudan etkiliyor aslında bakarsanız. Ama biz orada da bir silolaşmış düşünce içerisine girmişiz. Ve şimdi bütün bunları tersine çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Birinci zihniyetsel dönüşüm o. Ben etkiyi de kümülatifte ele almak durumundayım. Bütün paydaşlarımla beraber ele almak durumundayım. İçerideki etkimi de işte çevresel, sosyal, yönetişimsel olarak yine bütünsel bir vaziyete çıkarmam lazım. Şu alanı tutuyorum demek doğru değil. Her alanda iyi performans göstermem bekleniyor. Orada da bir zihniyet dönüşümü lazım. Gelelim bu tarafa, işin dijital dönüşüm tarafında zihniyet dönüşümü lazım. Artık bu Excel'lerden işte çok daha ileri tekniklere, yöntemlere, veri toplama, veri analizi, veri görselleştirmesi yöntemlerine geçiş yapmamız lazım. Ez cümle koca bir zihniyet dönüşümünden bahsediyoruz ve bu muhakkak bir sürtünme yaratıyor. Gelenekselle çalışmaya alışmış insanlardan, kurum yapılarından, organizasyonel yapılardan ve benzeri yapılardan kaynaklı bir sürtünme yaşanıyor. Bunu dönüştürürken neyle karşılaşıyorsunuz, yaşadığınız zorluklar neler, nasıl aşılabilir gibi devasa bir soru sorayım. Neresinden tutmak istersen Çok teşekkürler. Güzel soru için. Geniş bir konu gerçekten. Bence özellikle dijitalleşmenin hani bu noktada önemini biz fark etmiş olduğumuz noktada en değerli şey belki de bu konuda aslında sürdürülebilir performans ölçümü diyelim. Emek harcayacak herkesin sürecin parçası olarak bütün bu işin eğlenceli kısımlarından parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Ne gibi işte işin içerisine performans, veri, data işte sağlanmalı, sistemlerimizden bağlamalıyız, girmeliyiz. Bu böyle bir ek iş olmaktan ziyade normal iş yapışın bir süreci ve keyifli bir süreci haline getirmemiz gerekiyor. Yani burada biraz da interaktif, işin içine gamification katarak yani herkesi motive etmemiz gerekiyor. Bir değerli konu da tabii ki sonuçlar ortaya çıkıyor. Demin dediğim şıkır şıkır dashboardlar. Onların herkes tarafından kullanılması gerekiyor. Yani eskiden biliyorsun bir IT departmanlarında teknikten biraz daha iyi anlayan çalışma arkadaşlarımızın belki bir sunabildiği raporlarken bugün aslında çok daha basit sistemlerle anında bizim içinde olduğumuz sürecin neresinde olduğumuzu, nasıl bir katkı verdiğimizi görsel olarak görmemize, göstermemize fayda var. O yüzden hani bence bütün süreçteki sorumluların sürecin parçası olarak kurgulanması çok değerli. Çünkü asıl motivasyon hani bütün kullandığımız app'lerde de öyle biliyorsun. Hani gelişimi takip ediyor. Evet, şu kadar kilo verebilirsin, bu kadar kalori yakabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin gibi. O gelişimi bence anlık olarak herkesin görmesi, yani scale edebilecek şekilde görmesinde çok ciddi fayda var. Yani sadece bir sürekli dönüşüme bakacak olursak üst yönetimin yorumlayacağı bir konu olmaktan ziyade zaten orada çalışan bağlılığını da yaratmak noktasında. Evet, benim şirketim ne yapıyor? Bir holdingi düşünelim. Okey, grup şirketimdeki diğer bir şirket ile aramda ne gibi bir fark var? Konsolide olarak biz neyi değiştirmeye çalışıyoruz? Ben bu eforlarımla gerçekten nasıl bir anlam aslında üstleniyorum? Bunu hissetmesinde bence herkesin çok büyük fayda var. Bu noktada da aslında yine aynı yere geleceğiz belki ama bu dijital araçlarda özellikle bulut teknolojilerin çok büyük avantajları bulunuyor. SaaS gibi platformların çok büyük avantajları bulunuyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde, scalable şekilde dünyanın her yerindeki kullanıcılarınızı tanımlayabilirsiniz. Çok basit ekranlar üzerinden data süreçlerini yönetebilirsiniz. Çıktılarını anında görebilirsiniz. O yüzden bence tekrar başa gelecek olursak bu modern teknolojilerin bütün nimetlerinden, hızlı olan bu bulut teknolojisinden tam anlamıyla faydalanmakta fayda var ki
bu dönüşümü gerçek anlamda sağlayabilirim. Harika. Sizin tarafta bu teknolojilerden yararlanıyor musunuz? Map 360 tarafından? Evet, Map 360 tamamen bulut üzerinden hizmetlerini sunan bir SaaS platformu. Harika. Burada dediğimiz gibi biz konumdan, zamandan bağımsız olarak çok çok hızlı bir şekilde hizmetlerimizi sunabiliyoruz. Özellikle kurulum noktasında da hani aylarca, yıllarca bizim şirketimiz, işte altındaki yerleşkelerimiz, fabrikalarımız, yurt dışı operasyonlarımız gibi bir ağ kurmamıza çok gerek yok. Hani normalde günler içerisinde bütün kurulum tamamlanabiliyor. İşte bu hıza da hani bu kadar hızlı gündemin değiştiği ve acil aksiyonlar almamız gereken bir dünyada bu kadar hızlı bir şekilde kurulumu yapabilmemiz ve gerekirse de işte güncellemeleri anında yapabilmemiz tamamen aslında bu çevikliği bulut teknolojisine borçluyuz diyebilirim. Harika. Orada teknolojik entegrasyonun önemini de bir kere daha vurgulamış olduk ve bu kırılım teknolojilerinin önemini de vurgulamış olduk. Bu insanı dahil etme kısmı benim son derece ilgi duyduğum bir alan biliyorsun. Evet. Nasıl dönüşüm sağlarız ve insanları gerçekten sürdürülebilir aksiyonlara gerek bireyselde gerek kurumsalda yönlendirebiliriz? Hı. Oradaki işte hack noktaları nelerdir vesaire. Hı. Ki anlam dedin. Anlam zaten buradaki temel tutamak noktası diye düşünüyorum ben de. Z kuşağı ile ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili yapılan bütün araştırmalarda ki çok yakında bizim laboratuvarımızın da bir araştırması yayınlanacak. Anlam arayışıyla sürdürülebilirlik ve değer duygu bağlantısı üzerinde çok ciddi bulgulara ulaşıyoruz. Bu noktada insanları işin içerisine katabilmek, gerçekten o dönüşümü sağlayabilmek ve bahsettiğin gibi bir külfet olmaktan çıkarabilmek çok önemli hale geliyor. Evet, gamification dedin. Gamification'la ilgili neler tasarlıyorsunuz ya da hali hazırda aktif olan herhangi bir şey var mı? Ya, bu konuda aslında çalışmalarımız sürüyor diyebilirim. Ama hani mümkün olduğunca interaktif olarak ve sanki soğuk bir yazılımla orada bir işi yapmaya çalışmaktan ziyade karşınızda hani interaktif bir yazılım ve bu sürecin parçası olduğunuz diğer çalışma arkadaşlarınızla da interaksiyona geçebileceğiniz, sıkıştığınız noktada videolar izleyebileceğiniz, videolar gönderebileceğiniz aslında bir sürecin böyle başladığı, evrildiği, sonuca ulaştığı, bunu değerlendirdiği böyle soğuk bir dediğim gibi yazılımdan ziyade daha böyle sıcak ve sosyal bir platform aslında dönüştürmek üzerine biz de çalışıyoruz. Çünkü dediğin hani çok doğru. Kişiler de hani neyin parçası olduğunu doğal olarak gözlemlemek istiyorlar. Hani onu sadece yapılması gereken mecbur olduğumuz bir işin ötesinde aslında çevreye ve topluma yönelik bir gelişimin parçası olduğunu hissetmelerini sağlamak istiyoruz platform aracıyla da. O yüzden hani o doğrultuda hani biraz daha çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Harika, harika. Çok mutlu oldum buna. Çünkü insan öğesini genelde işte bir kenara bırakmaya meylediyoruz teknoloji tarafında ama insanla makinenin ya da yazılımın etkileşimi ve o etkileşimin daha insani bir tarafa çekilebilmesi çok büyük fark yaratıyor birçok anlamda. Yani evet, çünkü öte yandan da ideal ne dediğimiz zaman biz hani çok fazla taraflar böyle konuşuyoruz. Beklenti aslında istek şu. Bir şey olsun, bütün data hesaplansın ve ortaya çıksın. İşte o böyle sihir çok zor. Hani kendiliğinden olmuyor şu anda henüz bugünkü teknolojilerle. Gelecekte tabii ki daha fazla bu süreçlerin içerisine mesela IoT uygulamalarının entegre olacağını görüyor olacağız. Datanın kaynağından doğrudan sonuçlara, sürelik raporlamalarına doğru evrildiğini göreceğiz. İşte amacımız da bizim mümkün olunca süreçleri otomatize ve kolay hale getirmek. Bir önemli konu da bu sonuçta bir yük. Ve bu yükü mümkün olduğunca fazla taraf ile, paydaş ile ne kadar paylaşabilirsek, az önce dediğimiz gibi birkaç kişinin koskoca bir şirketin sürekli performansından bir değer, bir sonuç yaratmaya çalışma çabalarından ziyade bütün departmanlar, az önce bahsettiğimiz belki silolaşmanın da tersi olarak hani bunu söyleyebilirim, herkesin dahil olduğu, herkesin ufak ufak parçalarla bu işe katkıda bulunduğu bir yapıyı kurgulamak çok daha hani açıkçası gelecekte işimizi kolaylaştıracak ve hani o küçülerek hani diyelim data kaynakları IoT'ye kadar iniyor olacak yakın bir gelecekte. Böylelikle de hani otomatik olarak da süreçler biraz daha kolay olarak akmış olacak diyebilirim. Harika, harika. Çok teşekkür ediyorum Özgün. Şimdi kapatmadan önce son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Bu sürdürülebilirlik mezunu biraz daha aslında geniş çerçeveden ele alan insanlarız. Biz zaman zaman kişisel sohbetlerimizde de Özgün'le bu işin daha felsefi boyutuna, toplumsal boyutuna dikkat çekiyoruz. Ve aslında konuşmalarımızda ya da farklı kitlelerle bir araya geldiğimizde de bu tarafa sık sık vurgu yapıyoruz.
Ve sürdürülebilirliğin de böyle çok boyutlu, çok girift bir kavram olduğunu konuşuyoruz sıklıkla. Burada son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi evet, Avrupa Birliği'nin bazı yasaların, düzenlemelerin bizim başımızın üzerinde sallanan bir kılıç gibi gezdiği bir dönemde buna zorunlu olarak adapte oluyoruz. Ama işin bir de tabii zihniyetsel, kültürel daha da ötesi dönüşüm kısmı var. O toplumsal dönüşümle alakalı da senin fikirlerin olduğunu biliyorum. Yani biraz önce bahsettiğimiz bu silolaşma zihniyeti gibi, sence bunu topyekun kültürel bir alana ya da toplumsal bir alana yaymak, bu zihniyeti, bu dönüşümü sağlamak neyle mümkün olur? Yani eğitim ve benzeri birçok şey konuşuyoruz zaman zaman. Sen orada bir çözüm noktası görebiliyor musun insanların bu perspektifi daha erken içselleştirmesiyle ilgili? Bu noktada birazcık hani cesaret gerekiyor. Özellikle bu süreçlerin takip edebilmek için kurumlara biz şimdiden, bizi şu anda belki bu konular ilgilendirmiyor, belki işte bizim kurumumuz, bizim sektörümüz için çok kritik değil demeden, bunun geleceğini ama bilerek, çünkü burası net, hani 3-5 sene içerisinde çok fazla sektör, paydaşların bu doğrultuda, beklentisi doğrultusunda kendi dönüşümünü şeffafça açıklamakla zorunlu hale gelecek. Burada dediğim gibi bir motivasyonumuzu yükseltmemiz gerekiyor. Hani o şey gibi, suya atlarken soğuk mudur, üşür müyüm, atladıktan sonra çok keyiflidir ya. Yani onun gibi buna şimdiden 5 sene sonraki sınava hazırlanmaya başlamak gerekiyor. Bir, iki, şeffaflık. Bence bu noktada hani sürdürülebilirlik için de çok önemli bir konu zaten. Kriterlerden biri de bütün bu puanlamalarda zaten şeffaflık. Ne kadar fazla biz datamızı halka açık bir şekilde paylaşabiliyoruz. İşte beklemeden, hani zorunda kalmadan şeffafça biz paylaşımı kurumlardan aslında beklemeliyiz bu noktada. Bu dönüşümü tetikleyebilmek açısından diyorum. Özellikle gerçekten bir şeyler başarmak istiyorsak, bu zorunda kalmadan aslında şeffafça şimdiden dönüşümün bir parçası olmamız gerekiyor. Kurumların bu doğrultuda adım atması gerekiyor. Dediğim gibi cesaret aslında. Zor bir şey yok. 5 sene sonraki sınava bugünden de çalışmaya başlayabiliriz. Nasıl olsa o sınav geliyor. Bugünden hazırlıklı olmakta fayda var. Harika. Çok teşekkür ederim. Bu şeffaflık vurgusu özellikle bu zihniyet, kültürel, toplumsal dönüşüm kısmında bizim kanayan bir yaramız. Evet. Birçok toplumun da kanayan yarası tabii ama öyle zannediyorum ki hem bireysel boyutta, hem kurumsal boyutta, hem de toplumsal boyutta işin temel noktalarından bir tanesi şeffaflık. Harika bir vurgu yaptın. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha çok konuşmak istediğim, sormak istediğim soru var. Başka bir programda tekrar ağırlamak isterim. Seni daha detaylı konuşmak isterim. Çok teşekkür ederim vaktin için. Bu ben kadar de koşuşturmacanın arasında bize vakit ayırdığın için. Hesap, ben de çok teşekkür ederim Dicle. Gerçekten çok keyifliydi. Her zaman tekrar tekrar farklı boyutlarıyla bu uzun konuyu ele almak isterim ben de. Süper, harika. Bir gün Succession tarafından da ele alırız. Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Bugün Özgün'le beraberdik. Özgün İnceoğlu, MEP360'ın kurucu ortağı ve CEO'su ve bize S360 ve MEP360'da bugüne kadar biriktirdikleri üzerinden, engin deneyimleri üzerinden işin data kısmını ve teknoloji kısmını biraz daha derinleştirerek anlattı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hem konuğumuza hem sizlere. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.